En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 9 Haziran 2022. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Berlin'de yaşanan araçlı saldırının detayları belli oldu. Birazdan gelişmeleri paylaşacağız. Almanya'da konut ve ikinci el oto fiyatlarında dönüm noktası yaşanıyor. Bu konunun gelişmelerine nerede bakacağız? Hayatımızdan neredeyse çıkan koronavirüs kısıtlamaları yaz sonrası geri mi geliyor? Uzmanlardan önemli açıklamalar var. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de dün insan kalabalığına dalan şahsın Almanya ve Ermenistan vatandaşı olduğu öğrenildi. Bild gazetesi bir kişinin yaşamını yitirdiği olayın kasti düzenlenmiş bir saldırı olduğunu iddia etti. Almanya İçişleri Bakanı ise olaydaki mevcut bulgularda siyasi bir arka planın bulunmadığının görüldüğünü söyledi. Berlin'in batısında işlek bir caddede otomobiliyle insan kalabalığına dalan sürücünün kimliği belli oldu. Berlin polisi şahsın 29 yaşında Ermenistan ve Almanya vatandaşı olduğunu ve Berlin'de ikamet ettiğini açıkladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralı sayısına dair 8 ila 12 arasında değişen rakamlar telaffuz edildi. İtfaiyenin verdiği bilgilere göre en az 6 kişinin hayati durumu ciddiyetini koruyor. Hayatını kaybeden kişinin okul öğrencileriyle sınıf gezisinde olan 51 yaşında bir kadın öğretmen olduğu öğrenildi. Öğrencilerin gezi için Almanya'nın Hessen eyaletinden başkent Berlin'e geldiği belirtiliyor. Şahsın olaydan sonra kaçmaya çalıştığı ve yoldan geçenler tarafından alıkonarak polise teslim edildiği kaydedildi. Polis olayın kaza mı, kasten mi yapıldığını yoksa bir sağlık sorunundan mı kaynaklandığını araştırıyor. Bild gazetesi ise soruşturma makamlarında görevli bir kişiden aldığı bilgiye dayanarak olayın kaza değil saldırı olduğu şüphesinin ağırlık kazandığını yazdı. Gazeteye konuşan görevli asla bir kaza değil birçok sayıda kişiyi hedef alan bir saldırgan, soğukkanlı bir katil ifadelerini kullandı. Bild haberinde şahsın eylemin sorumluluğunu üstlendiğine dair bir yazının araçta bulunduğu bilgisine yer verdi. Gazete ayrıca Gorhe adlı şahsın poliste hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu bilgisini paylaştı. Fransa'da önümüzdeki pazar birinci tur oylaması yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için seçim hazırlıkları son aşamasına geldi. Yapılan son anketlerse iktidar partisinin mecliste çoğunluğu sağlamayabileceğini ortaya koydu. Fransa'da önümüzdeki pazar birinci tur oylaması yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı. Seçmenler 12 ila 19 Haziran 2022 tarihlerinde iki tur üzerinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek. Adayların afişleri ve seçim programları seçmenlerin posta kutularında göreceği çıktı. Göreve getirilecek olan 577 aday önümüzdeki 5 sene boyunca Fransa'daki kanunların detaylandırılması ve onaylanması için mecliste görev alacak. Seçimlerde Emmanuel Macron ve ittifaklarının sol kesimin birleşmesiyle birlikte bir önceki seçimlerde elde etmiş oldukları milletvekili sayılarına ulaşmakta zorlanacakları kaydediliyor. Macron'un liderliğindeki cumhuriyetçi yürüyüşle Modem, Horizons ve Agir'in birleşerek kurdukları Ensemble hareketiyle Sol partilerin birleşerek oluşturdukları NüP hareketi arasında gerçekleşmesi beklenen seçimlerde merkez sağ ve aşırı sağcı partilerin geri planda kalması bekleniyor. Öte yandan yapılan son anketlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koalisyonuyla sol ittifak arasındaki oy farkının kapanmak üzere olduğunu ortaya koydu. Anketlere göre Macron'un desteklediği Ensemble grubu ilk turda oyların %28'ini alırken Sol ittifak NÜP %27,5 desteğe sahip. Anketlere göre Löpen'in aşırı sağcı ulusal cephe partisinin ise ciddi oy kaybı yaşadığı ve 25-49 sandalye kazanabileceği öngörülüyor. Son iki yıldan fazla zamandır hayatımızın her alanını etkileyen koronavirüs nihayet gündemden düştü. Birkaç haftadır artık eski pandemi kısıtlamalarının yaşandığı dönemleri de neredeyse unutmaya başladık. Ancak maalesef koronavirüs salgını tam manasıyla geçmiş değil, tehlike yine önümüzde duruyor. Tabi Almanya'da yaz tatili sonrasında koronavirüs salgını ile mücadelenin nasıl gerçekleşeceği ve yeniden kısıtlamalar olup olmayacağı da merak ediliyor. Almanya'da yaz tatili sonrasında koronavirüs salgınıyla mücadelenin nasıl gerçekleşeceği ve yeniden kısıtlamalar olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında. Federal hükümete korona salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Uzmanlar Konseyi beklenen raporu açıkladı ve sonbahar ayları için önerilerini sundu. Raporda bu yıl önceki yıllar kadar şiddetli bir salgın beklenmediği belirtilirken yine de dikkatli olunması ve bazı tedbirlerin alınması istendi. Uzmanlar şu anda salgın durumunun dengeli olduğuna dikkati çekerken sonbaharda artış beklendiğini belirtti. Bu nedenle sağlık sektörünün olası virüsün yayılmasına karşı hazırlıklı olması gerektiği, aktüel duruma göre halkta yüksek aşılama seviyesinin bulunduğu, bu yüzden salgının geçtiğimiz yıllardaki kadar kötü etkisinin olmayacağını beklediklerini ifade etti. Raporda bilim insanları farklı senaryolar üzerine önerilerini de dile getirdi mikron varyantının hafifi olması durumunda geniş çaplı kısıtlamalara gerek olmadığı kaydedildi. Böyle durumda koruma amaçlı tedbirlerin risk altındaki insanlara yönelik olabileceği ifade edildi. İkinci olarak hazırlanan temel senaryoya göre ise koronavirüs hastalığının yükünün aynı kalacağı ve sık sık enfeksiyon ve işe devamsızlık olacağı varsayıldı. Orta derecede maruz kalınmasına rağmen maskeler ve iç mekanlarda mesafe ile bölgesel düzenlemelere göre temas kısıtlamaları gibi geniş ölçekli önlemlerin tekrar gerekli hale gelebileceği vurgulandı. Avrupa'da yaşayanların son dönemde çok da alışık olmadığı bir durumla devam edeceğiz. Özellikle Türkiye'de ikinci el otolardaki fiyat artışı hepimizin malumu. Ancak bu durum Avrupa'da çok da alışık olduğumuz bir durum değil. Ancak son dönemde ikinci el otolarda yaşanan fiyat artışları dikkat çekiyor. Korona krizi sonrası malzeme kıtlığı nedeniyle sıfır model araç piyasası gerilerken bu durum ikinci el otolara yaradı. İkinci el otomobillere büyük rağbet var. Bu fiyatlara da hissedilir şekilde yansıyor. Almanya'da ikinci el otomobil piyasası patlamış durumda. Korona krizi sonrası malzeme kıtlığı nedeniyle sıfır model araç piyasası gerilerken bu durum ikinci el otomobil piyasasını yakından etkiledi. İkinci el otomobillere ilgi arttı. Bu araçlardan bazıları sıfır model araçlardan daha pahalı hale geldi. Konuyla ilgili yapılan güncel bir araştırmaya göre 3 senelik araçların bir sene içerisinde %30'dan fazla pahalılaştığını gösteriyor. Nisan ayında 3 senelik benzin motorlu standart bir aracın fiyatı geçtiğimiz yıla göre %30,1 artış gösterdi. Ortalama olarak söz konusu araca 27.900 euro fiyat biçiliyor. Dizel araç fiyatlarında da %31,8 artış gözlemlenirken ortalama fiyat buna göre 28.960 euroya fırlamış durumda. Araçlardaki fiyat artışının en büyük nedeni korona salgını, çip krizi ve malzeme kıtlığı olarak görülüyor. Üretimdeki gerileme buna göre ikinci el otomobil piyasasına yansıyor. Ayrıca asgari elektrikli araç üretim sayısının yükseltilmesi de söz konusu piyasayı etkiliyor. İkinci el otomobil piyasasında ayrıca eski araçlara da rağbet büyüyor. Araçların azalması ve ilginin büyümesi nedeniyle 3 yıldan daha eski olan araçlara da ilgi büyük. Yüksek beygirli eski araçlarda da fiyatlar buna göre yüksek. Fiyatların ise son olarak mevcut durumda daha da yükselmediği ve an itibariyle sabit durduğu da gelen bilgiler arasında. Almanya'da son dönemde bazı şehirlerde kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale gelirken konut ücretleri de her gün zamlanmaya devam ediyor. Ülkede konut sorunu giderek büyürken uzmanlardan vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatacak bir açıklama geldi. Konut fiyatları ve kiralardaki yükselişin artık dönüm noktasına ulaştığına dikkat çekildi. Uzmanlar, Almanya'da neredeyse 10 senedir devam eden artışlarda sona gelindiğini vurguluyor. Almanya'da gayrimenkul fiyatlarında 10 senedir devam eden artışlarda sona geliniyor. Alman Kiracılar Derneği planlanan kira artışlarını göz önünde bulundurarak kiracıların daha iyi korunması noktasında baskı kuruyor. Buna göre uzmanlar Almanya'da gayrimenkul fiyatlarında dönüm noktasına gelindiğini belirtiyor. Uzmanlar artan faizler nedeniyle gayrimenkule ilginin gelecek dönemde azalacağını belirtti. Son dönemde tüketicilerin faizler daha da artmadan gayrimenkul sahibi olmak için hızlı davrandığını fakat gelecek 3 ayın gayrimenkul piyasası için bir dönüm noktası olacağının altını çizdi. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarından Michael Folklinda konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu kesin ki artan faizlerle birlikte tüketiciler de piyasadan peyderpey çekilecek diye kaydetti. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank yetkilileri de gayrimenkul piyasasındaki fiyat artışlarında sona gelindiğini belirtirken 2024 ile birlikte bu fiyatların tekrardan normal seyrine döneceğinin tahmin ettiklerini ifade etti. Almanya'da geçtiğimiz yıllarda özellikle büyük kentlerde gayrimenkul fiyatlarında büyük patlama söz konusuydu. Yoğun talep ve düşük faiz nedeniyle artan fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Almanya'da Tarım Bakanlığı'ndan vatandaşı sevindirecek bir talep geldi. Bakanlık meyve, sebze ve baklagillerle alakalı KDV'nin kaldırılması yönünde talepte bulundu. İktisatçılar da bu talep bu talebe destek veriyor. Almanya'da gıda sektöründe fiyatlardaki durdurulamayan artışa yönelik çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Tarım Bakanı Cem Özdemir'den belirli gıdalardan KDV'nin kaldırılması talebi geldi. Söz konusu uygulama belirli meyve, sebze ve baklagilleri kapsıyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Frasche, sebze ve meyve gibi temel ihtiyaç kapsamındaki belirli ürünlere yönelik uygulanacak olan KDV muafiyeti sosyal anlamda mantıklı, iktisadi anlamda makul diye kaydetti. Böyle bir uygulama insanlara faydalı olur. Ayrıca bu talebi hızlı bir şekilde uygulamaya geçirebiliriz diye ekledi. KDV muafiyeti daha önce Nisan ayında gündeme gelmişti. O tarihten beri gıda sektöründeki fiyat artışları devam etti. Almanya Federal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre gıda fiyatları geçtiğimiz aya göre %8,6 artı artış gösterdi. Enflasyon oranı ise bu dönemde %7,4 olarak göze çarptı. Evet bu haberle bugünlük değerli bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.